Şöyle anlatayım. Venezuela tamamen petrol ve doğalgaz ihracatına dayalı bir ekonomiye sahip. Evet. Yani devlet hazinesi, devletin bütçesi petrol satışlarından elde edilen gelirlere bağlı. Dolayısıyla 2013 yılına kadar petrol fiyatlarının yüksekliği nedeniyle Venezuela çok iyi bir dönem geçirdi. Hugo Chavez biliyorsunuz 1999 yılında iktidara geldi. 2013 yılına kadar, yani 14 yıl Venezuela Latin Amerika'nın en parlak, en zengin ülkelerindendi. Tabii bunun da başlıca sebebi petrol fiyatlarının yüksekliğidir. Hatırlayacaksınız 2010, 11, 12, 13 yıllarında, yani Chavez'in son 4 yılında petrol fiyatları 100 doların üzerinde, 120 dolar civarında seyrederken 2015-2016 yılında 50 doların altına düştü. Evet. Eğer bir ülkenin hazinesi tamamen petrol gelirlerine bağlıysa böyle büyük yükselmeler, alçalmalar olur. Maalesef Venezuela'nın da durumu bu. Chavez zamanında başlatılan büyük projeler, sosyal projeler yarıda kaldı. Yani 2013 yılından bugüne kadar Venezuela'yı tamamen bir inişte görüyoruz. Şöyle söylersem daha iyi anlayacaksınız. 2013 yılında ülkenin gayri safi milli hasılasının yarısı bugün 2018 yılı gayri safi milli hasılasına eşit. Yani 2018 yılındaki Venezuela 2013 yılındaki Venezuela'nın yarısı kadar ediyor.